Değerli büyüklerimiz var. Mümkün olduğu kadar kısa tutarak huzurlarınızdan ayrılmak isterim. Türkiye büyüyor, gelişiyor. AK Parti iktidarıyla birlikte hızlı bir şekilde kalkınıyor. Duble yollardan, havaalanlarından, üniversitelerden tutun. Her kademede, her alanda hızlı bir gelişme var. Sayın Başbakanımız bize bir hedef verdiler. 2023 hedefi. O hedefe doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Batı'da, Avrupa'da kriz yaşanmasına rağmen önemli bir sıkıntı olmadan yolumuza devam ediyoruz. Sadece Batı'daki kriz yok. Etrafımızda da büyük sıkıntılar var. Suriye her gün ölüm haberleri geliyor. Irak'tan öyle, Mısır'dan öyle. Bizim Güneydoğumuzdaki sıkıntılar devam ediyor. Ama Türkiye yakaladığı bu istikrar sayesinde önemli bir aksaklık olmadan bütün bunlara rağmen kalkınma yolunda devam ediyor. Bu Türkiye'deki istikrar sayesinde oluyor. AK Parti sayesinde oluyor. Bu istikrarın mutlaka sürdürülmesi lazım. Bu kalkınmanın devam ettirilebilmesi için istikrarın sürdürülmesi lazım. İstikrarın olmadığı yerlerde kalkınma olmaz. Kalkınmanın temelinde istikrar var. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Sayın Başbakanımız biraz evvel burada ifade edildi. Hem Türkiye içerisinde hem dünya ülkelerine hiç durmadan, yorulmadan koşuyor, koşuşturuyor. Sayın Bakanlarımız koşuşturuyorlar. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde onlar kadar olamasa da elimizden geldiği kadar bu kervanın yürümesine katkıda bulunmamız lazım. Trabzon'umuzda da güzel şeyler oluyor. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Çok önemli yatırımlar yapılıyor Trabzon'a. Trabzon büyük şehir oldu. Büyük şehir olmakla başlı başına büyük şehir olmak başlı başına büyük bir proje. Çok büyük bir proje. Trabzon büyük şehirle birlikte büyük imkanlara kavuşuyor. Gelirleri büyük oranda artıyor. Biraz sonra Sayın Büyükşehir Başkanımız bu konulara değinecektir. Ama Akçabat'la ilgili söyleyeyim. Akçabat'ın merkez nüfusu şu anda 40 bin civarında. Köylerin, beldelerin de bağlanmasıyla birlikte nüfusumuz yeni duruma göre 113 bin, 114 bin civarında oluyor. 113 bin 700. Akçabat hızlı bir şekilde büyüyor, şehirleşiyor. Hiçbir artış olmasa bile önemli bir gelir artışı var. Ama büyük şehir olmanın getirdiği bir artış da var. İlçeler için ben yaklaşık bir hesap yaptım. Trabzon çapında %38, %40 civarında bir artış var. Akçabat bazında da %30 civarında, %25-30 civarında bir artış oluyor. Gelirlerde %25-30 civarında bir artış oluyor. Şu anda Akçabat Belediyesi'ne ayda ortalama 1 milyon geliyor. Nüfusun artmasıyla birlikte köyleri de kattığınız zaman bu gelir 3 milyon civarında olacak. 3 milyonu da geçecek. Bu şu anlama geliyor. İlaveten Akçabat'a ayda 2 milyon
2 milyonun üzerinde bir para ve yılda 25-30 milyon bir para gider. Köyleri işte söyleniyor, konuşuluyor. Köylere nasıl ulaşacaksınız? Bu parayla her yere ulaşmak mümkün. Tabii bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde çok kısa zamanda bütün problemleri halledemeyeceğiz. Ama çok önemli mesafeler kat edeceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Köylerimize özel idare vasıtasıyla hizmet götürülüyor. Özel idarenin bütçesi benim bildiğim kadar 40 milyon, 50 milyon civarında değişiyor. Bakın sadece Akçabat'taki artış köylerle birlikte olduğu için sadece Akçabat'taki artış 25-30 milyon. Ve köylere bunu %10'unu 10 yıl süreyle köylere harcama mecburiyeti var.